Bugün yine harika bir pedal incelemesiyle karşınızdayım. Universal Audio UAFX Woodrow 55 Instrument Amplifier. Woodrow 55 oldukça sağlam bir yapıya sahip. Diğer tüm Universal Audio pedalları gibi gayet kaliteli bir pedal. Alüminyum bir gövdeye sahip. Hatta şu iç kısmı alüminyum üzerine oyulmuş. Rengi tasarımıyla muhteşem premium görünen bir pedal. Zaten hani gerçekten elinize aldığınızda hissediyorsunuz o kaliteyi. Stereo bir pedal. İki giriş, iki çıkışımız var. Bluetooth destekli bir pedal. Arkada Bluetooth eşleşme düğmemiz, Bluetooth LED'imiz var. USB Type-C bağlantı noktamız var. Bu sayede pedalla ilgili güncellemeleri bilgisayarımıza Type-C portundan bağlayıp yapabiliyoruz. 9 volt adaptörle çalışıyor. Fakat güçlü bir adaptöre ihtiyacınız var. 400 mAh güce ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Woodrow 55 adından da anlaşılacağı üzere 1955 model Tweed Fender amfilerin Universal Audio tarafından pedal haline getirilmiş versiyonu diyebiliriz. Tabii o dönemin amfileri günümüz amfilerinden biraz daha farklı. Üzerinde iki tane enstrüman girişi, iki tane mikrofon girişi yer alıyor. Bunların bir tanesi yüksek, bir tanesi daha alçak ses seviyesi bize sağlıyor. Neden böyle yapılmış? İnsanlar gitarlarını ve mikrofonlarını aynı anda bağlayıp şarkı çalıp söyleyebilsinler diye yapılmış. Fakat tabii gitaristler tarafından kullanıldığı için bu amfiler yoğunlukla blues soundları, country soundları için gerçekten oldukça güzel platform amfiler ve bulması da çok zor. Bir o kadar da pahalı amfiler. Artık günümüzde o modeller üretilmiyor. Tabii ki benzer topolojilerle daha modern amfiler bulabilmek mümkün. Ama o dönemin en yakın soundunu gerçekten Universal Audio yakalamayı başarmış. Bu iki enstrüman, iki mikrofon girişini gitaristler kullanırken daha farklı soundlar elde edebilmek için jumper kablolarla birbirlerine atlama yaparak kullanmışlar. Enstrüman girişi biraz daha tiz karaktere sahipken mikrofon girişi biraz daha kapalı bir sound'a sahip. Dolayısıyla ikisini belirli oranlarda karıştırarak güzel tonlar elde edebiliyoruz. Üzerindeki ton potu yardımıyla da fazla tiz ise tizleri alabiliyoruz. Biraz daha koyu bir sound elde edebiliyoruz. Üzerinde 3 farklı booster var. Bu boosterların bazıları enstrüman girişine bağlanmış, bazıları ise mikrofon girişine bağlanmış. Ek olarak bir de bu amfinin modellendiği odadaki mikrofonlardan oluşan bir room düğmemiz var. Yani oda ambiyansını da denklemimize katıp harika soundlar elde edebiliyoruz. Gerçekten bir odanın içerisinde vintage bir amfi çalıyormuş hissiyatını yaratıyor. İki tane foot switch'imiz var. Bunlar soft touch foot switch'ler ve özelleştirilebiliyor. Lafı daha fazla uzatmayayım. Gelin pedal board'a bağlayalım Woodrow 55'i ve sesine, özelliklerine daha detaylı bir şekilde bakalım. Önce dilerseniz pedal üzerindeki kontrollerle başlayalım. Sol üst köşede enstrüman volümümüz, sağ tarafında mikrofon volümümüz ve en sağda da output düğmemizi görüyoruz. Output pedalın genel ses seviyesini ayarladığımız düğme, enstrüman volümü ve mikrofon volümü ise amfi üzerindeki parametreler olarak düşünebiliriz. O dönemin amfilerinde enstrüman için ayrı girişler, mikrofon için ayrı girişler vardı. Yani insanlar gitarını takıp mikrofonunu da bağlayıp çalıp söylesinler diye düşünülmüş. Tabii ki hem enstrüman girişimiz hem mikrofon girişimize gitar girebiliyoruz. Bunları orijinal 1955 model 5E3 tipi Fender Tweed amfilerde birbirlerine jumper kablolarla aktarma yapabiliyorduk. Aslında Woodrow'da da bütün bu ayrıntılar düşünülmüş. Enstrüman volümü biraz daha tiz karaktere sahip. Mikrofon volümü ise biraz daha bas karaktere sahip. İkisini de preamp gain düğmeleri gibi düşünebiliriz. Alt tarafa geldiğimizde hoparlör seçim düğmemiz yer alıyor. 3 tane hoparlör geliyor. Pedalı register ettiğimizde 3 tane daha hoparlör simülasyonu bizlerle birlikte oluyor. Neymiş bu hoparlörler? Onlara da hızlıca bakalım. İlk seçeneğimiz Blue 15. Şöyle sesini de bir duyalım. İkinci seçeneğimiz JP12. Üçüncü seçeneğimiz Greenback 25. Bonus hoparlörlerimize geçiyorum. VE30. Onun altında Bassman. Ve son hoparlörümüz JB120. Dilersek hoparlör bölümümüzü komple kapatabiliyoruz. Yan tarafta store düğmemiz var. Yaptığımız ayarları preset olarak kaydetmemize yarıyor. En sağ tarafta ise bu pedala özgü 3 tane booster'ımız var. İlk booster'ımızla başlayalım. KP3K. Bu aslında Korg'un bir delay ünitesinin preamp katı. Şöyle boost düğmemizle birazcık arttırarak başlayalım. Hemen alta geldiğimizde stock booster'ımız var. Bu da sadece aslında volümü arttırıyor. En alttaki booster'ımıza geldiğimizde de EP3'nin booster'ı var. Bu booster'larla da ilgili cihazın karakterini yansıtabiliyoruz. Boost düğmemizden de bahsettik. Hemen yan tarafta bir ton düğmemiz var. Onun yanında da oda kontrolümüz var. Oda kontrolümüz kapalı bu şekilde duyuluyor.
ne kadar kuru geldi değil mi? Ortaya getirelim. Çok daha lezzetli, sanki gerçekten bir odanın içerisinde bir amfi varmış gibi hissettirdi. Sonuna kadar açtığımızda ise oldukça tatlı geldi. Şimdi ben nispeten clean bir sound ayarlamıştım. Önce dilerseniz sadece bu clean ayarda mikrofon katımızı kapatalım. Sadece enstrüman volümümüzü duyalım. Gördüğünüz gibi ses biraz cılız. Arttıralım, %50 seviyesine gelelim. Booster'ımız da açık kalmış, onu kapatalım. Şimdi enstrüman volümünü %75'e getiriyorum. Oldukça gürlemeye başladığını duyabiliriz. Tamamen açtığımızda ne oluyor? Oldukça tatlı bir overdrive elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Aslında gerçek overdrive budur. Yani amfiden gelen overdrive'dir. Bence oldukça güzel. Şimdi mikrofon kanalımıza bir de bakalım. %25. %50. Daha bas bir karakterde olduğunu duyabilmişsinizdir. %75. Ve %100. Resmen o hoparlör yırtılmasını dahi simüle etmişler duyabiliyorum. Enstrümanı ve mikrofonu %25'e tekrar aldım. İkisini birden %50'ye getirelim. Bakalım nasıl bir sound ortaya çıkacak. Şu anda edge of breakup dediğimiz o amfinin tam kırılma noktasındayız. İkisini de %75'e getirelim. Bakalım ne olacak. Şu an orta manyetikteydim. Bir de köprü manyetiğinde dinleyelim. Buna bir de booster eklemek istiyorum. %50 KP3K'dayız. Tabii bu kadar boostlayınca birazcık dip gürültüsü gelmeye başladı. Bu da çok normal. Şimdi ben buna birazcık da slapback delay vermek istiyorum. Hemen Galaxy 74'ten de bir slapback delay ile hafif bir reverb verdim. Aklıma direkt çünkü şu şarkı geldi. Aklıma direkt Johnny B. Goode geldi. Tabii çalmayalı uzun yıllar olmuş. Birazcık unutmuşum. Fakat gerçekten o dönemin soundlarına Woodrow 55 ile ulaşmak gerçekten çok kolay ve çok zevkli. Şimdi booster'ımızı biraz kısalım. Hatta kapatalım komple. Enstrüman ve mikrofon volüm düğmelerimizle aslında çok tatlı blendler elde edebiliriz. Örneğin daha tiz bir karakter istiyorsak enstrüman volümünü daha yukarıda tutup mikrofon volümünü biraz daha aşağıda tutup buna bir booster ekleyebiliriz. Mesela booster'ın buradaki karakteri de çok önemli. Stock booster'ı aldığımda daha tiz bir sound gelecektir. Peki her şeyi fullersek ne olacak? Onu da merak ediyorum. Bence faza yakın bir karakter elde edebiliriz diye düşünüyorum. Evet, çok tiz oldu. Şöyle farklı bir booster açalım. Her şeyi sonuna kadar arttırdığımızda faza yakın soundlar elde ediyoruz. Biraz da foot switchlerimizden bahsedeyim istiyorum. Foot switchlerimiz soft touch. Sol taraftaki pedalı açıp kapatıyor. Sağ tarafta ise kaydettiğimiz presetleri açıp kapatmamıza yardımcı oluyor. Bu presetlere cep telefonu uygulamamızla ulaşabiliyoruz. UAFX kontrol uygulamasıyla Bluetooth yardımıyla pedalımıza bağlanıyoruz. Ve pedalın ayarlarına, presetlere bu şekilde ulaşabiliyoruz. Gelin size uygulamayı da göstereyim. Uygulamayı açtığımızda karşımıza user presetlerinin olduğu bölüm çıkıyor. Şu anda benim hiçbir presetim olmadığı için burada nasıl presetleri kaydedebileceğimi bana gösteriyor. Factory presetlerinin olduğu kısım var. Burada çeşitli presetleri deneyebiliriz. Artist presetleri var. Favorileri aldığımız presetler var. Ve şu sağ alt taraftan da pedalın ayarlarına ulaşabiliyoruz. Foot switchleri booster live preset olarak kullanabiliyoruz ya da live ve preset şeklinde ayarlayabiliyoruz. Yine 4 kablo metodunu destekleyen bir pedal. Buradan presetlerimizi yedekleyebiliyoruz. Cihaz hakkında bilgiler, online yardım ve pedalı resetleyebiliyoruz. Şimdi gelin birkaç tane preset deneyelim. Single coil neck pickup Tim Pearson bir presetiymiş. Bence oldukça tatlı, oldukça organik geliyor. Clean Room. Tele Bridge Rock. Hazır elimde de Telecaster var. Bakalım nasıl çıkacak.
Spanky Strat Funk demiş. Biz orta manyetikte güzel bir funk sound'u bakalım elde edebilecek miyiz? Bunu farklı bir penayla denemek istiyorum. Şimdi gelelim benim yorum ve gözlemlerime. Woodrow 55 o dönemin amfilerinin karakteristiğini, sound'unu bize oldukça yakın bir şekilde hissettiriyor. Eğer blues çalıyorsanız, country çalıyorsanız veya vintage sound'lar peşindeyseniz Woodrow size göre olabilir. Fakat daha genel Fender sound'ları istiyorsanız o zaman Dream 65'i önerebilirim. Vox sound'lar için zaten Ruby. Bunların hepsini kanalda daha önce inceledik. Yani Woodrow biraz daha vintage karakter arayan blues, jazz, country çalanlar için daha elverişli bir pedal olabilir. Yine indie rock soundlarına da oldukça güzel gidecektir. Özellikle John Frusciante soundları olabilir, Edge soundları olabilir, Jimi Hendrix soundları olabilir. Yani o dönemin müzisyenlerinin, o dönemin gitaristlerinin, o dönemin gruplarının soundlarını Woodrow'la yakalayabilirsiniz. Ürün linklerini video açıklamasında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tarz videoları eğer faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videoları beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlarınız çok değerli. Lütfen nokta virgül dahi olsa yorum yazmadan bu videodan ayrılmayın. Kanala doğrudan destek sağlamak isterseniz katıl veya süper teşekkürle desteklerinizi bekliyorum. Son olarak unutmadan El Stüdyo'yu Instagram ve TikTok'tan da takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.